Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladığımız bugün sadece tarihsel bir dönemeç değil. Aynı zamanda ciddi bir muhasebe günü. Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözüyle bize emanet ettiği bu topraklarda demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin yeniden hatırlanması gerekiyor. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda özgürlük, adalet ve eşitlik arayışının sembolü. Bugün bu değerler ne yazık ki birçok alanda zayıflamış hatta kimi zaman kimi yerlerde görünmez haline gelmiştir. Demokrasi ve hukuk devletini ayakta tutan temel taşlar yerinden oynamış yasalar, bireylerin özgürlüğünü koruyan birer kalkan değil, birçok durumda onları baskılayan birer araç haline getirilmiştir. Montesquieu'nun dediği gibi bir ülkede hürriyetin var olup olmadığını anlamak istiyorsanız önce orada hukukun olup olmadığını araştırın diyor. Bugün bu sözü anımsamak cumhuriyetin temellerini anlamak kadar önemli bir hale geldi. Peki biz bu soruya gönül rahatlığıyla cevap verebiliyor muyuz? Bence hayır. Son yıllarda Türkiye demokrasi ve hukuk devleti alanında uluslararası arenada da eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Basın özgürlüğü sınırlandırıldı, ifade özgürlüğü baskı altına alındı, hukukun bağımsızlığı zedelendi. Sadece belirli bir zümreye hizmet eden adalet, gerçek bir adalet olarak nitelendirildi. Cumhuriyet bireylerin haklarını güvence altına almak güçten yana değil, haklıdan yana olmak için kurulmuş halbuki. Ancak bugün birçok vatandaş adaleti yalnızca güçlülerin sahip olduğu bir ayrıcalık olarak görüyor. İşte burada durup düşünmeliyiz. 101 yıl önceki inanç ve umut dolu mücadele bugün bunun için mi yapıldı? Özgürlük her türlü baskı ve zorlamadan bağımsız olarak kendimizi ifade edebilmektir. Bugün kendimizi özgürce ifade edebiliyor muyuz? Bireyler düşüncelerini korkusuzca dile getirebiliyor mu? Özgürlüğün sözlerinde gizli olan bu hakikat, Cumhuriyet'in değerleriyle örtüşüyor mu? Bizler, Cumhuriyet'i yaşatmanın yalnızca bir kutlama değil, bir sorumluluk olduğunu asla ama asla unutmamayız. Bugün Türkiye'de demokrasi ve hukuk devleti sorunları çözülmeden, Cumhuriyet'in ruhunu gerçek anlamda yaşatmamız mümkün değil. Bu nedenle Cumhuriyetin 101. yılında Atatürk'ün bize bıraktığı emaneti gerçek anlamda yaşatmak için bir araya gelmemiz şart. Unutmayalım ki Cumhuriyet bir kez kazanılıp unutulacak bir miras değil. Her gün yeniden ama yeniden inşa edilmesi gereken bir ideal. Demokrasi ve hukuk devleti her vatandaşın nefes aldığı, adaletin ve hakkaniyetin hakim olduğu bir ülkenin en büyük güvencesidir. Cumhuriyetimizin 101. yılı bu değerleri yeniden kazanmak ve korumak için güçlü bir çağrı olsun. Adaleti, demokrasiyi, özgürlüğü ve hukuk devletini hep birlikte savunarak geleceğe umutla bakmak için bizim en büyük görevimiz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye.